Bizler bu ülkede yaşıyoruz ve gidecek de başka vatanımız yok. Sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Emin olun bütün sıkıntıları içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Bin bir türlü problemin olduğu dönemleri de geride bırakarak bugünkü karşılaştığımız sorunları çözecek irade de emin olun sadece bu kadroda var. Bir taraftan da Türkiye'de çok büyük, devasa yatırımlar yapılıyor. O bizim yaptığımız her türlü güzel işle sizler övünürken, yani bunlardan dolayı göğsünüz kabarırken, bunlardan dolayı tedirginlik duyanlar için söylüyorum. Dünyada 6 tane arama sondaj gemisi var, 3'ü Türkiye'de Karadeniz'de şimdi çalışıyor. Ve orada ciddi miktarda doğalgaz bulundu. Bundan sonra da arkası gelecek. O geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah'ın verdiği bir nimetle bizim bütçemiz gelişecek. Bununla iftihar edemiyorlar. Dünyada 4 tane ülke İHA ve SİHA üretiyor. Birisi Türkiye. Bununla övünemiyorlar. Ve her hafta neredeyse bir yatırım var, açılış var. Türkiye gittikçe büyüyor. Son dönemde ama özellikle kıtalar üstü, okyanus ötesinden yapılan para operasyonlarıyla dövizdeki oynama biraz enflasyonu oynattı. Evet, bunun da farkındayız. Bu konuda da tedbirler alınıyor. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz toplantılar yapılıyor. Gördüğünüz kardeşlerim ve Ankara'daki arkadaşlarımız emin olun 2-3 saatlik uykuyla ayakta duruyorlar. Cumhurbaşkanımızın çalışma mesaisine şahidim. Gece 2'lere 3'lere kadar, namaza kadar ne uyuyorsa sonra yeniden başlıyor. Ben şuna inanıyorum. Bu ülkede bin bir türlü evet, coğrafyamızdan kaynaklanan, tarihimizden kaynaklanan, belki de tarihte üstlendiğimiz misyonumuzdan kaynaklanan, dinimizden kaynaklanan zorluklar var. Ama bunları da eğer siz iyi niyetliyseniz, gayret ediyorsanız, uğraşıyorsanız Allah'ın izniyle çözersiniz. Başta Cumhurbaşkanımız ve bizler de iyi niyetliyiz. Ne kadar sorun varsa onların hepsinin üstesinden gelmesinde Allah'ın izniyle biliriz.